düşmanlık, düşmana askerliktir. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Kardelen Ana Haber'e hoş geldiniz. Genel seçime 17 gün kaldı. Partiler seçim maratonundaki çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda mitingler düzenliyor. Bugün de Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında hedefinde CHP vardı. Gizli ittifaklar kuruyorlar diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar diye konuştu. Konya'dan acı bir haber var. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı iniş sırasında düştü. Alandaki bir askeri personel şehit oldu. Ekmek ve simit fiyatlarında yeni döneme girildi. Artık kimse kendi kafasına göre zam yapamayacak. Ticaret Bakanlığı görevde olacak. Değerli izleyenler, öne çıkan başlıklarımız böyle. Ana haber bültenimiz ise başlıyor. Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini ortlatmak için. Can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ağrı mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve DEM Parti arasında kurulan ittifaka sert tepki gösterdi. Gizli ittifaklar kuruyorlar diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Yerel seçime 17 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını hızlandırdı. İl il vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Ağrı mitingine katıldı. Ana muhalefet partisine eleştirilerini sıraladı. Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın. Ne yaparsanız yapın, geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetinde ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve DEM Parti arasında kurulan ittifaka sert tepki gösterdi. Sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar dedi. Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için. Can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı şantiye alanına düştü. Pilot kazadan önce paraşütle atlayarak kurtuldu ancak uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan bir personel şehit oldu. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Konya'da 3. Anajet üssünde eğitim için havalanan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçak saat 12.51'de inişe geçtiği sırada düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot binbaşı Şükrü Gümüş çarpma anından hemen önce paraşütle atlayarak kurtuldu. Bir askeri personel şehit oldu. Pilot binbaşı Şükrü Gümüş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan hava kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz de şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. İfadeleri kullanıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir başsavcı vekiliyle iki savcı görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak mitingi sırasında koruma polisleri kaza yaptı. Kazada iki polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu iki polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Şehit ateşi Denizli ve Kayseri'ye düştü. Cizre Nusaybin Karayolu'nda karavanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu araç çarpıştı. Kazada polis memuru İlker Duran, Fırat Der ve Oğulcan K. yaralandı. Fırat Der olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden bir acı haber daha geldi. Polis memuru İlker Duran da kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Şehit Fırat Der'in acı haberi Denizli'yi, şehit İlker Duran'ın acı haberi ise Kayseri'yi yasa boğdu. Şehit Der ve şehit Duran'ın naaşları Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yaşayan Ali Osman Taş'ın evine konuk oldu. Üçüncü günün iftarını Taş ailesiyle yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Taş ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 tane kız var. Evet. Ne var ne yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı. Erdoğan çifti eve girişte aile üyeleri tarafından karşılandı. Selam. Ne var ne yok? Sağ olun. Ben şu anda uzun yoldan geliyorum. Yordum. Bugün Şırnak, Mardin, aile üyeleriyle masaya oturup ezan saatini bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada aileyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası çay içmeden evden ayrılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açtığı davada şikayetini geri çekti. Yurdum insanıyız, hepimiz değerliyiz. Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem İnce'nin 7 Ocak 2018'de Balıkesir'de gerçekleşen CHP olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı dava açtı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerine dair bir dilekçe sundu. Görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçe
dilekçeyi okudu. Dilekçenin açıklama kısmında görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur denildi. Mahkeme Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçeyle şikayetten vazgeçildiğini belirtirken duruşma 2 Mayıs ertelendi. Yurdum insanıyız, hepimiz değerliyiz. Sayın Başkan, müsaade edemez. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'la eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Naz ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtilen Poyraz ve Nas ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Bu kişiler basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı. Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de yarın savcılığa gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüler ortaya çıktı. Notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık kaynakları F-35'lerin son durumuna ilişkin de bilgiler verdi. Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeledeki son durumu aktardı. Yapılan açıklamada 1 Ocak 2024'ten bugüne 582 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Terörle mücadelede önemli bir husus da hudut güvenliği. Mehmetçik kaçak yollarla yurda girmeye çalışanlara da geçit vermiyor. Birliklerimizin İmkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Öte yandan bakanlık kaynakları Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair soruları da yanıtladı. Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır denilen açıklamada, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada Kaan'a odaklanmamız lazım ifadeleri kullanıldı. Bakanlık kaynakları İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkinse, Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileriyle Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız, açıklamasını yaptı. Erzurum'da Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen Oruç Neşesi programının 3. gün konuğu Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu'ydu. Şehitoğlu seslendirdiği Türk sanat müziği eserleriyle dinleyenleri mest etti. Programımıza bu akşam Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
Oruç Neşesi programının 3. gün konuğu Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu oldu. Programın konusu Türk tasavvuf müzikisiydi. Zahidi bizi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Ramazan'a özel bir program düzenliyor. Oruç Neşesi adlı programda Ramazan'ın her günü farklı konuklar misafir ediliyor. Tarihi Yakutiye Medresesi'ndeki Oruç Neşesi programının 3. gün konuğu Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu'ydu. Seyreyle güzel kudreti Mevlam deler eyler canan canan. Şehitoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi sazendeleri eşliğinde seslendirdiği Türk tasavvuf musikisiyle kulakların pasını sildi. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu'na programın bir kısmında Erzurum'un değerli seslerinden Mehmet Çalmaşur da eşlik etti. Açılan çiçeklerin vakti solmasın Allah. Amin. Bir damlalarımız saçın yolmasın Allah. Program sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı Şehitoğlu'na hediye takdim etti. Erzurum'da korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yıllık coğrafya öğretmeni tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı kaçarken yakalandı. Erzurum'da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçakladı. Anne ve kızı hayatını kaybederken zanlı ise kaçarken yakalandı. Kan donduran olay Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Zülküf Böçgün eşi hemşire Kadriye Böçgün'le tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan 3.'sü olan Asude Helen Böçgün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçgün mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Zülküf Böçgün evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Böçgün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçgün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri Zülküf Böçgün'ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeninin Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Talihsiz anne ve kız Solakzade Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazını Erzurum AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, acılı aile, Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kuzeydoğu Anadolu fay hattında 27'ye yakın aktif fay var. Söz konusu fay hattında Erzurum ve ilçelerini etkileyebilecek aktif faylar da bulunuyor. Yapıların %80'i hasar alabilir diyen uzmanlar kentsel dönüşüm konusunda uyarıyor. Kuzey Anadolu fayı üzerinde 24 tane il var, yerleşim merkezi var. Çok acı ama gerçek böyle. Kuzey Anadolu fayı hattında yaşanabilecek 7 büyüklüğündeki depremde yapıların %80'i hasar görebilir. Çarpıcı açıklamayı neotektonik ve deprem uzmanı Profesör Doktor Hamit Haluk Selim yaptı.
Kuzeydoğu Anadolu fay hattı 24 ilin merkezinden geçiyor. Söz konusu fay hattında Erzurum ve ilçelerini etkileyebilecek aktif faylar bulunuyor. Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait olan birçok aktif faylar var. Bunlardan örnek verecek olursak özellikle Erzurum, Erzincan ve diğer yerleşim alanlarını çevreleyen birçok aktif faylar var. Bunlar yıllardır hareket etmiş. Özellikle 3,5 milyon yıldır da hareket eden hem Kuzey Anadolu fayına bağlı hem de Doğu Anadolu fayına bağlı birçok depremler meydana gelmiştir. Bunlardan sayacak olursak Aşkale fayı, Pasinler fayı, Erzurum fayı ve bunlarla bağlantılı olarak Kandilli fayı gibi birçok Dumlu fayı 24'e yakın, 27'ye yakın hatta aktif fay bu bölgede her an deprem üretebilecek halde duruyor. Bölgedeki aktif fayların üzerinde gerçekleşebilecek 7 büyüklüğündeki depremde yapıların %80'i hasar alabilir. Bu bölgede 7'nin üzerindeki çok kötü tabii ki bu imkan ve kabiliyeti olan faylar var. Bu tabii ki bizi sıkıntıya sokuyor. Doğu Anadolu fayında da, Kuzey Anadolu fayında da sismik boşluk olan özellikle 7 su segmenti var. 100 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre derinliğinde olan bir faydan bahsediyoruz. Bu sağ yanal doğrultu atımlı bir fay ve en tehlikeli faylardan bir tanesi şu anda, segmentlerden bir tanesi. Eğer bu hareket ederse, örneğin 7.3'lük bir deprem meydana getirirse, gerçekten bu bölgede yapısal olarak yapı stoğu kötü, zemin koşulları kötü olan birçok yer var. Maalesef diyorum %80 yapılarımız maalesef çok kötü. Yani büyük bir deprem eğer bir daha gerçekleşirse Kuzey Anadolu fayı üzerinde herhangi bir segment üzerinde ya da yine bu saydığım biraz önce 27 tane fayın aktif fayın üzerinde gerçekleşirse 7 ve üzerinde hasar yapıcı ve yıkıcı özellikte olduğu için binaların %80'i maalesef hasar görür ve yıkılır. Deprem gerçeğine karşı en büyük önlem zemin koşullarını iyileştirmek ve kentsel dönüşüm. Şimdi depreme karşı yapabileceğiniz önlemlerden iki şey var. Bir tanesi zemin koşullarını iyileştirmektir ki biz buna gücümüz yetmez. İkincisi kentsel dönüşümdür. Bu da doğru bir karar verilmiş olan bir yöntemdir. Bunun altını çizmek isterim. Kentsel dönüşüm depreme karşı dirençli şehirler meydana getiriyorsunuz. Kuzey Anadolu fayı üzerinde 24 tane il var, yerleşim merkezi var. Çok acı ama gerçek böyle. Dolayısıyla biz bu şehirleri kaldıramayacağımıza göre, bir yere taşıyamayacağımıza göre biz buralarda şehirlerimizi yenilememiz lazım. Gelme! Lan lan lan! Uzmanlar son zamanlarda tiroid kanseri görülme sıklığının arttığını söylüyor. Tiroid bezlerinde oluşan bu kanser türünden korunmak için en etkili yolsa iyotlu tuz kullanımı. Tiroid papiller kanseri, bilinen adıyla tiroid kanseri. Uzmanlar son dönemde bu kanser türünün yaygınlaştığını söylüyor. Bu hastalığa karşı en güçlü silahsa iyotlu tuz kullanmak. Soluk borusunun önünde bulunan 20 gram ağırlığındaki tiroid bezi önemli hormonlar salgılıyor. Bu salgı bezinin büyümesine guatr deniliyor. Tiroid bezi bütün bir şekilde büyüyeceği gibi içinde nodül denilen küçük sert yapılar halinde de büyüyebiliyor. Bu nodüllerde kanser riski yüksek oluyor. Yani nodül iyi huylu da olabilir, kanser de olabilir. Eskiden daha az görüyorduk ama son zamanlarda özellikle bu radyasyona bağlı kanser dediğimiz papiller kanseri çok görür olduk. Papiller kanseri denilen kanser türünün görülme sıklığı arttı. Öyle ki her 10 guatr hastasından 7'sine bu teşhis konuluyor. Gayri resmi bir sonucumuz son bir yılda ki ameliyatlarımızı taradık. Son bir yıl içinde yaptığımız guatr ameliyatlarında %70 oranında kanser var. Yani 10 hastanın 7'si kanser. Papiller kanserini tetikleyici unsursa radyasyon. Çevresel radyasyona çok maruz kalıyoruz ve bu sebeple de papiller kanser insidansımız çok arttı. Uzmanlar özellikle çocuklar ve gençleri uyarıyor. Çok önemli. Çocuklar ve gençlerdeki nodüller çok önemli.
Bu da yanlış anlaşılıyor. Hani bir anne çocuğunun bir boynunda şişlik olduğu zaman önemsizdir diyor. Değil. Yani erişkin yaştaki bir kadına kıyasla gençlerdeki nodüllerin kanser ihtimali olması daha yüksek. Bu hastalığa yakalanmamak için uzmanların bir önerisi var. O da iyotlu tuz kullanımı. Tiroid bezi normal olanlar, gerek yapısal gerek fonksiyonel normal olanlar, çocuklar ve gençler, yani 10'lu yaşlar, 20'li yaşlar mutlaka iyotlu tuz kullanmak zorunda. Erzurum'da başlayan Sevkar voleybolu turnuvaları devam ediyor. İlk gün maçları Gran Kran'a geçti. Turnuvaya Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Palandöken ev sahipliği yapıyor. Erzurum'da kar voleybolu heyecanının ikinci etabı devam ediyor. Erzurum'da Sevkar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı başladı. Sevkar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etkinliğine Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Palandöken ev sahipliği yapıyor. Vur, boş! Yes! Bir yok olmayınca çok güzel bir sayı alıyor. Turnuvaya erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım katıldı. Buraya Avrupa Turu kendi evimizde güzel bir organizasyonla beraber birçok takımımızla beraber temsil ediyoruz şu anda. Kız takımlarımız da aynı şekilde Ahmet hocamızla beraber inşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Gürcistan'da U20'de bronz madalya aldık. İnşallah burada da altın, gümüş veya bronz madalyadan bir tanesini istiyoruz mutlaka. Biz de Antalya'dan geldiğimiz için çocukların biraz adaptasyon sorunu oldu. Hatta hasta olanlar oldu ama şu anda iyi durumdalar. İyi bakıyoruz. Otelimiz de güzel. Ortam çok güzel. Palandöken'e biz ilk defa geliyoruz ama çok beğendik. İnşallah devamı gelir sonraki yıllarda. Ben Simge Yalçın. 5 senedir kar voleybol milli takımda oynuyorum. Evet. Ankaralıyım. Şu an 2024'ün ikinci etabını oynuyoruz kar voleybolu Avrupa turlarında. Beklediğimizden güzel bir hava var Palandöken'de. Çünkü geçen hafta sanırım kar yağıyordu. Biz de biraz kar bekliyorduk ama şu an güneşli. Gayet güzel bir organizasyon oluyor. İlk gün için bunu söyleyebilirim. Gürcistan'daki Avrupa turunda birinci olduk. Altın madalya kazandık. Tüm maçlarımızı hiç yenilmeden kazanmayı başardık. Bu da bizim için tabii ki her zaman hedefimiz altın olduğu için başardığımızı gösteriyor. Öte yandan Türkiye erkeklerde 7, kadınlarda 4 takımla madalya şansı arıyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde elektrik üretimine başlayan Yusufeli Barajı'nda sular yağışların da az olmasının da etkisiyle çekilmeye başladı. Suların çekilmesiyle tarihi kale ortaya çıktı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yer alan Yusufeli Barajı'nda baraj suları çekildi, tarihi kale ortaya çıktı. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES elektrik üretimine başladı. Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kalırken 10 köy de kısmen etkilendi. Sular altında kalan ev, okul, cami, tarım arazileri, köprüler, karayolları, tarihi kaleler yeniden su üstüne çıktı. Köyün en yüksek bölümüne kurulan kale şimdi ise suların ortasında yer alıyor. Kaleyi yeniden görenlerse hatıraları yad etmek için telefonlarına sarılıyor. Yurt genelinde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik Çember 11 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2614 firari adalete teslim edildi. ...81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. 2614 firari yakalandı. Müzik
Yurt genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik Çember 11 operasyonları gerçekleşti. 2614 firari yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarda firari suçların hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve diğer suçlardan arandıkları tespit edildi. Operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Artık ekmeğe kimse kafasına göre zam yapamayacak. Alınan yeni kararla ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranacak. Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem başlıyor. Artık fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne göre belirlenecek. Fahiş fiyat ve stokçuluk vatandaşı canından bezdirdi. Küresel sorunlar ve kur dalgalanmasını fırsat bilen satıcılar fiyatları yükselttikçe yükseltiyor. Hükümet tedbirler alıyor elbette ki. Ticaret Bakanlığı sıkılaştırdığı denetimlerle fiyat kontrolleri yapıyor. Ramazan ayı ile birlikte yeni önlemler alınmaya başlandı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde artık bakanlığın olumlu görüşü alınacak. Fiyatlar yine belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Ancak belirlenen fiyat Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak. Enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda bir adım daha atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adana'da petrol arayacak. Bu kapsamda Karahisalı ilçesinde 10 sondaj kuyusu açılacak. Petrol sondajı için bu kez adres Adana. Karahisalı'da 10 sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor. Terörden temizlenen Gabar ve Cudi adeta Türkiye'nin enerji kaynağı oldu. Yapılan sondaj faaliyetleri sonucu Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Söz konusu kuyularda yıl sonuna kadar 100 bin varil üretim beklenirken bir yeni sondaj haberi geldi. Bu kez adres Adana. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Adana'nın Karahisalı ilçesinde 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor. Döner sondaj yöntemi uygulanacak kuyularda en fazla 2500 metreye kadar inilmesi planlanıyor. Arazi hazırlık aşamasında 25 kişi, petrol arama faaliyetlerinde ise 50 kişi istihdam edilecek. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak. Kuyulardan çıkarılan petrol boru hatlarıyla tesiste bulunan separatörlere gönderilecek. Üretim tanklarından alınan ham petrol dolum istasyonuna gönderilmek üzere teslimat tankında depolanacak. Dolum istasyonundan tankerler vasıtasıyla da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın istasyonuna gönderilecek. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorin ve benzine 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Cuma günü benzin ve motorinin litre fiyatları artacak. Benzinin litre satış fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek. Bu geceden sonra ortalama kapasiteye sahip bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 85 lira artacak. Motorin deposu ise 61 lira daha pahalıya dolacak.
Kocaeli'de sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken camide maddi hasar oluştu. Kocaeli'de sahur vakti bir camide yangın çıktı. Çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinin Mimar Sinan mahallesinde bulunan Ahdet Camii'de meydana geldi. Yangını vatandaşlar fark etti. 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. Değerli izleyenler, bu son haberimizdi. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ibaratına gönderebilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyoruz.